onun hayatının 5 ayını yatağa mahkum geçirmesine neden oldu. Yani ünlü oyuncunun vücuduna tehlikeli bir bakteri girmişti. Borrelia burgdorferi diye bir bakteri. Daha çok sert kabuklu keneler dediğimiz kene türleriyle bulaşabilen bir hastalık. Öldürmez süründürür diyebileceğimiz hastalıklardan diye sınıflayabiliriz. Daha uzun sürelerle ama yine de haftalar, aylar içinde gelişebilecek santral sinir sistemiyle, yani beyin ve sinirlerle ilgili sıkıntılar çıkabiliyor. Kene deyince akıllara kanamalı Kırım Kongo hastalığı gelirdi. Ancak keneler çok daha farklı bir bakteri taşıyor. Ve bu bakteri Lyme adı verilen çok tehlikeli bir hastalığa da davetiye çıkarıyor. Burada mikrobu öldürseniz bile belirtiler biraz daha geç düzelebiliyor. Otizmle Lyme ilişkisi üzerinde duran yayınlar var. İlerleyen dönemde sinir sistemini tutması nedeniyle MS'le çok benzer özellikleri var. Yakında havalar iyice ısınacak. Tabii doğayla birlikte olmak isteyenlerin kene konusunda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Peki kenelerden korunmak için ne yapmalıyız? İşte onun da yolu belli. Kesinlikle çıplak el ve ayaklarla çimlere basılmaması gerekiyor. Ve eğer ille çimlere basacaksanız da çoraplarla kıyafetlerinizin üstünü kapatmanız gerekiyor. Kral karizmayı fena çizdirdi. Bidonla oynarken aslanın kafası bidona sıkışınca hayvanat bahçesinde günün konusu oldu.